Sekizinci sınav. Burada ne yaparsınız diyor. Yolcu geldiği için fren dedim. Burada 30 km hızla gidiyorsunuz. Ne yaparsınız? Hiçbir şey. Burada tabii ki fren yapmak gerekiyor. Burada gazı serbest bırakın diyor dedim. Ama o ben hiçbir şey dedim. Gazı serbest bırakmak gerekiyormuş. Burada fren yapmamız lazım. Çünkü zaten ileride de bir kırmızı ışık var. Evet. Burada fren. Kamyonun arkasında ne olduğunu bilmediğimiz için bunları tabii okuyarak geçiyoruz. Burada işaret var. Görme yeteneği zayıf. O yüzden fren yapıyoruz. Burada fren yapmamız gerekiyor. Yeterli alan yok. Burada fren yapacağız. Araba nasıl bir manevrayla dönecek bilmiyoruz. Burada gazı serbest bırakıyoruz. Uyarıda olduğu için. Burada bir yolcu var. O yüzden fren yapmamız şart. 45 ile gidiyoruz. Yine de fren yapmamız lazım. Burada motosikletin önü çıkmış. O yüzden gazı serbest bırakıyoruz. Temkinli gidiyoruz. Burada fren demiş. Bunun nedenini anlamadım ben hala. Biz de yolcusunu. Burada daralan bir yola yaklaşıyorsunuz ve karşıdan gelen trafikte geçiş hakkınız yok. Nasıl yok? Burada hala maksimum hızı kullanıyorsunuz. Ancak burada hızı azaltmak iyidir. Bu yüzden hızı azaltmak için fren yapın. Aslında burada geçiş üstünlüğü var bizde ama sadece yol daraldığı için fren demiş olabilir. Evet, burada yüzle gidiyorsun. Hiçbir şey yapmana gerek yokmuş. Bakışın iyi olduğu için yol açık. Burada gazı serbest bırakıyoruz. Burada birisi olduğu için fren yapacağız. O şart. Burada gazı serbest bırakıyoruz. Yavaşça gazınızı bırakın diyor. 50 ile gidiyoruz zaten. Burada da gazı serbest bırakıyoruz. Böyle çok önümüzü göremeyince gaza yüklenmiyoruz doğal olarak. Burada şu araç bize doğru geliyor. O çok net görünmüyordur belki ama büyütünce görülür. Şu araç bize doğru geliyor. O yüzden fren şart. Buraya saatte 40 km hızla gidiyorsunuz. Fren yapın diyor. Çünkü şu araba çıkacak gibi duruyor. Doğru. Burada 80 km hızla gidiyorsun. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Evet, burada hiçbir şey yapmana gerek yokmuş. Ben frenle demiştim. Kamyon sizi solladı ve sağa doğru geliyor. Doğru, burada yani aslında yanlış yapmışım ben. Gerçekten de frenlersek çünkü bu sefer arkadaki biraz zorlanır yani ani bir fren karşısında. O zaten seni solladıysa bu hızını ayarlayıp da sollamıştır. O yüzden hiçbir şey. Burada 60 ile gidiyoruz. Ne yaparız? Frenliyoruz. Burada 100 ile gidiyoruz. Gazı serbest bırakın. Soldan bir araba sollamaya geliyor ve sağ şeritten kamyon muhtemelen 80 km hızla gitmiyor. Bu yüzden hızınızı yavaş ayarlayın. Anladım. Doğru. Nasıl otomatik yapılacak şeyler. Yani kamyon hızlı gitmediğini tahmin ettiğimiz için burada biraz yavaşlamamız gerekir. Aslında yol açık gibi göründüğü için ben hiçbir şey demişim ama kamyonu düşünüp biraz hızı azaltmak doğru. Burada hangisi doğru? Önce tren gidiyor. Sonra bu 2 numara gidiyor. Burada bu arkadaş daha önceki sorularda da çıkmıştı. Yanlış. Böyle takılmıyor. Burada önce 1 gidiyor. Sonra 2 gidiyor. Bu gösterge el freni çekili. Fren hidroliği seviyesi düşük anlamı taşıyor. Burada 80 ile gidebilir misin? Hayır. Sınırı var. Şurada belirtmiş 60. Bu şekilde araç kullanabilir misin? Evet, bunun öyle yani kullanamama gibi bir şey yok, yaptırımı yok. Buradan gidebilir misin? Evet. Karşıdan gelen araç uzun farını kapatmasa ne yaparsınız?
Mümkün olduğunca sağa doğru ve kendi bölümüme doğru bakarım. Ben ilk başta bunu şey demiştim, böyle açıp kapayarak ona hani uzunu işaret veririm demiştim, ama onu Hollanda'da yapılmıyor arkadaşlar. Yani biz Türkiye'de bazen yapıyorduk. Karşı taraf uzunları kapatmıyorsa biz de ona bir açık kapama yapıyorduk. Burada öyle bir şey mümkün değilmiş. Evet, ne zaman daha fazla yakıt kullanıyorsunuz, çok hızlanıyorsanız ve sık sık fren yapıyorsunuz? Doğru. Bir aracın bu yolda ne kadar hızla gidebilir? 60. Bunu salladım ve tuttu. Nedenini bilmiyorum ama bir bakalım. Bu işaret bir otoyolda bulunur. Burada yalnızca 60 kilometre ile gidebilirsiniz. Evet, okey. Sarı trafik ışığı ne anlama geliyor? Sola döndükten sonra yol bitimi. Burası yerleşim alanı içi mi dışı mı? Dışı. Burada hangisi gidiyor? Burada bir gidiyor, sonra iki gidiyor. Ama bu başka bir soruda, biraz sonra göreceğimiz bir soruda. Önce 2'nin gitmesini bekliyor. Onu anlamadım ama burayı tekrar bir iyice okumak istiyorum. Bu öncelikli kavşakta öncelikle yola yaklaşan sürücüler kesişen yoldaki sürücülere yol vermek zorundadır. Yayının geçiş hakkı yoktur. Beyaz arabanın kimseye yol vermesine gerek yoktur. O halde doğru sıralama önce beyaz sonra yaya. Bir öncelikli kavşakta öncelikle yola yaklaşan sürücüler kesişen yoldaki sürücülere yol vermek zorundadır. Hadi bakalım, bir sonraki videoda başka bir şey var ama neyse, bunu ileride belki daha net aklımıza girer, yani en azından benim. Bu şekilde sürülebilir mi? Bu hayır, çünkü şu plaka ile bu plaka aynı değil ve ne diyecektim? Şey, elle yazılmış bu. Öyle bir şey mümkün değil. Peki, bırakmanın doğru sırası burada bir gidiyor, iki gidiyor. Hangi yolla daha kötü araba kullanılır? Alkol, uyuşturucu ve ilaç yoluyla daha kötü kullanılır. Buradan geçebiliyor musun bir yere gitmek için? Mümkün değil. Burada hangisi hızla geçiyor? Yani sıra ne? Burada önünde hiçbir şey olmadığı için önce biri geçecek. Bunlar önünde dişi olduğu için bekleyecek. Sonra iki geçecek. Düz giden geçiyor önce. Sonra dönecek üç. Buradaki kuralsa ilk önce tabii ki dişli olmadığı için bu geçecek. Dişliler arasında da en sağdaki gidecek. O da bu oluyor. Yayalara vermek zorundayız tabii ki. Yağmur yağdığında raylarda çok su bulunabilir. Bunun hani kızgınlığın en tehlikeli yanı, yani kızgınlıktan kastettiği bunun spor forming dediği şey. Yani bu yağmur yağdığında raylardaki su o çok tehlikeli oluyormuş. Hangi açıklama kısa farı gösterir? Aracın önünde yolu diğer yol kullanıcılarının gözlerini kamaştırmadan aydınlatır. Evet. Bisikletçilerin çift halde bisiklet sürmesine izin veriliyor mu? Veriliyormuş. Yan yana giden iki bisikletli görürseniz hiçbir şey deme hakkınız yok. Ya. Burada öncelikli bir yolda araç kullanıyorsunuz. Sağdan askeri bir konvoy geliyor. Kimin önceliği var? Senin, çünkü öncelikli yoldasın. Bu enteresan. Trafik ışıklarından önceliklidir. Trafik ışıkları trafik işaretlerinden önceliklidir ve trafik işaretleri trafik kurallarından önceliklidir. Bu durumda trafik işaretleri öncelikli bir yolda ilerlediğinizi gösterir. Dolayısıyla sağdan gelen sürücü geçiş hakkına sahiptir. Trafik kuralını geçersiz kılar. Askeri birlik yoldaki bir araç değildir. Yani askeri birliğe göre önceliğiniz var. Bu tren geçtikten sonra hemen beklemeniz gerekir mi? Evet, çünkü kırmızı var. Buradan ne yapıyoruz? Bir gidiyor. İki düz gittiği için gidiyor. Düz gidenin de önceliği var. Ve buradan dönüş var. Bu durumda en büyük tehlike nedir? Şuradaki otobüsten inen yolcuların bu tarafa doğru geçme ihtimali oluyor bazen. Pat diye geçmeye çalışıyorlar. Biz de yapmışızdır. Dikkat etmek lazım.
Aracınız sigortası ne anlama gelir? Karşı tarafın FIA sigortası. Yes. Veya sigortası karşı tarafın aracına veya zarar. Haritayı okutmak için burada durabilir misin? Burada durulabiliyormuş arkadaşlar. Ya. Ben durulamazsaydım durulabiliyormuş. Zaten öyle bir iş için yapılmış. Arkaya olduğunu göstermiş. Arka kullanırken kaza geçirme riski yüksek olan grup. 21 altın, yaşın altındakiler. Ya. Aman. Bırakmanın doğru sırası nedir? Burada bir gidiyor. Önünde hiçbir şey olmadığı için. Tabii ki bunun da bir araç gibi kabul ediliyor. Düz gittiği için bu devam edecek. Döndüğü için bu en son geçecek. Bir yolcu 12 yaşında 1.30 boyunda oturabilir mi? Oturabilir ama yolcu koltuğu kullanması lazım. Yani aracın önüne oturabilir. Ekstra bir yolcu kullanabilir. Yolcu koltuğu kullanması gerekir. Kırmızı reflektörü yol kenarında görürseniz yolun sağ taraf hangi tarafında görürsünüz diyor. Yolun sağ tarafında görüyormuşuz bunu. Dur bakayım tam anlamı neydi? Direklerdeki beyaz reflektör yolun sol tarafında. Bunun diğer yolcuların aydınlatmasını düşünerek hatırlayabilirsin. Önünüzde giden bir sürücünün kırmızı arka lambası vardır yolun sağ tarafında. Ya size doğru gelen sürücünün ön tarafında beyaz bir ışık oldum. Okay. Ambulansın sireni açık. Tabii ki ambulans gidiyor. Burada bu çocuğa yol vermek zorunda mısın? Evet. Çok düşük lastik basıncının frene ne şeyi var? Frene ne etkisi var? Fren mesafesini artar. Otobüs durağında bekliyoruz. Burada izin var mı? Şurada. Hayır izin yok. Burada hata yapmışız. Bu neymiş? İlk önce hangisi gidecekmiş? İlk önce bir gidiyor sağda. Doğru. Burada ben niye hata yapmışım? Doğru. Sağdaki ilk önce gidiyor. Burada çocuklar yolda oynayabilir. Nerelere dikkat etmeliyiz diyor. Burada bırakmanın doğru sırası nedir? Yani ilk önce kim gidiyor? Bir gidiyor düz gittiği için. Sonra bu önünde hiçbir şey olmadığı için hani diş falan bu geçecek. En sonunda bu geçecek. Evet, 8. test bu kadar.